dersimiz Advanced, yani en üst düzey İngilizce konularına başlıyoruz. Hangi konuyla başlayacağız? Advanced level, yani en üst düzey İngilizce konularımıza conjunctions'ın, yani bağlaçlar konusunun coordinating ile başlıyoruz. İki bağımsız cümleyi eğer bağlıyorsa bir bağlaç, o zaman coordinating, yani iki bağımsız cümleyi bağlayan bağlaçlar sınıfına girer. Subordinating conjunctions'ı da upper intermediate sınıfında zaten öğrenmiştiniz. Advanced sınıfında öğreneceğiniz konu, ilk konu coordinating conjunctions'dır. Bu da en üst düzey İngilizceye tekabül eder ve bütün sınavlarda karşınıza çıkar. Gelin coordinating conjunctions'ı sırasıyla işleyelim. 6 ana bölümümüz var arkadaşlar. Coordinating conjunctions başlığımızın altında. Supporting conjunctions, contrasting conjunctions, giving reason conjunctions, giving result conjunctions, illustration ve amplification dediğimiz bölümler söz konusudur. Supporting conjunctions, destekleyici bağlaçlar. Contrasting conjunctions, karşıt cümleleri bağlayan bağlaçlar, yani karşıtlığı veren bağlaçlar. Contrast, bakın zıt. Giving reason, sebebini veren bağlaçlar, yani sebepleri bağlayacak. Giving result, sonucu bağlayan bağlaçlar. Illustration, yani örnekleme. Amplification, yani doğrulama anlamındaki. 6 ana bölümümüzde bu konuyu işleyeceğiz arkadaşlar. Supporting conjunctions'la, yani destekleyici bağlaçlarımızla konumuzu başlatıyorum. Supporting conjunctions anlamı neymiş? Destekleyici bağlaçlar. Destekleyici bağlaçlar. Destekleyici deyince aklımıza ne geliyor? Diyelim ki buna ek olarak, dahası, artı olarak gibi değişik sıfat bağlaştırmamız söz konusu. Gelin İngilizcelerine bakalım birer birer. Moreover, furthermore, what's more, along with, in addition, that. Evet, 5 tane arkadaşlar, 1, 2, 3, 4, 5 tane karşımızda ana destekleyici bağlaçlar, yani iki ayrı cümleyi bağlayan bağlaçlarımız söz konusu. Anlamları arkadaşlar ek olarak, yani dahası anlamına gelen, buna ek olarak anlamına gelir. Peki ben bunlardan sonra, bu bağlaçlarımdan sonra ne kullanıyorum? Mutlaka cümle kullanmak durumundayım. Yani özneli, fiilli, çekimli, nesneli, fiil, zamanlı bir nedir? Cümle kullanmam gerekiyor.
anlamımız neymiş? Moreover, furthermore, what's more, along with, in addition that, anlamlarım ek olarak hepsi aynı mı hocam derseniz? Evet, hepsi aynı. Kesinlikle birbirlerinden farkları da yok. Peki bunlar neden var derseniz? Farklı farklı anlamlarda, farklı farklı kelimelerle aynı anlamı sağlayan nedir? Bunlar eş anlamlı kelimelerdir ki hepsinin anlamı dahası ve ek olaraktır. Tamam? Bunlardan sonra cümle mi geliyor? Evet, cümle geliyor arkadaşlar. Bakalım, örnek verelim. She got angry with me. Bana sinirlendi. Moreover. Ne yapsın? Bir de bağırsın. She shouted at me. Bakın, iki cümle birbirini nasıl destekliyor? Negatif destekleseler de birbirlerini destekliyorlar. Bakın, bana sinirlendi. Dahası buna ek olarak bir de ne yaptı? Bir de bağırdı. Buna ek olarak bir eylem daha yaptı. Burada negatif. Yani iki negatifi birbirine bağlayan karşımda ne var? Moreover var. Peki moreover yerine ben furthermore kullanmak istiyorum der misiniz? Dersiniz. Kesinlikle hiçbir şekilde neyi yok? Sakıncası yok. Furthermore, what's more? Bakın zaten more anlamını biliyorsunuz. Değil mi? More zaten daha anlamına geliyor. Ek olarak manasına what's more'la, furthermore'la, moreover'la birlikte anlamını pekiştiriyor. In addition that ya da along with de kullanabilirsiniz. Kesinlikle bir sakıncası yoktur. Hepsi birbirinin yerine kullanılabilir. Karşınıza sınavlarda nasıl çıkacak? Eğer aynı soruda farklı şıklarda bunları görüyorsanız bilin ki zaten onlar doğru şık değildir. Çünkü bir sorunun birden fazla doğru cevabı yoktur, değil mi? Ki bu çok fazla çıkar karşınıza. Mesela bir cümle vermiştir. Boşluğunu şuraya bırakmıştır. Şıklarda moreover var, furthermore var, what's more var. Üçünü birlikte eleyebilirsiniz. Neden? Çünkü aynı anlamdalar. Kesinlikle doğru cevap olamazlar, değil mi? O yüzden de otomatikman onlar yanlış yanıttır. She got angry with me. Moreover, she shouted at me. İki tane negatif cümlemi bağladı. Gelin bir de iki tane olumlu cümlemi bağlasınlar. Nasıl bağlayacak? Bakın. O çok çalışkan bir kız. Dahası çok kibar. Bakın, iki tane güzel, olumlu, özellik çalışkan ve kibar. Ne yaptım? İkisi de artı. Değil mi? İkisi de artıysa kullanacaklarım bakın yine sırasıyla bunlar. Hiçbir şey değişmiyor. İlk önce şu cümlemi yazalım. O çok çalışkan bir kız. She is a very studious. Bakın, genellikle hardworking denir ama artık siz yüksek düzey İngilizce de, yüksek düzey İngilizce öğrencilerisiniz. O yüzden studious demenizi tercih ediyoruz. She is a very studious girl. Dedik. Dahası, moreover, ya da furthermore, ya da what's more, ya da in addition that, ya da along with, she is very, nedir? Kibar, kind, değil mi? Ya da polite da diyebilirsiniz. She is a very serious girl. Moreover, she is very kind ya da polite deyip cümlemizi bitiriyoruz. İkisi de olumlu mu? Evet, her ikisi de olumlu. Her ikisi de olumlu olduğuna göre birbirini destekleyici sıfatlar, zarflar, pardon, bağlaçlar kullanmak durumundayız arkadaşlar. Tamam? O yüzden de bunları gönderme yapıyoruz. Peki bunlardan sonra cümle mi geliyor? Evet, cümle geliyor. Şimdi ise bakın başka bir şey gelecek ki başka bir şey anlatacağım size.
O da in addition that'e benziyor. Fakat in addition that değil. In addition to arkadaşlar. In addition to'dan sonra fiil ing almak durumunda ya da bir isim gelebilir. Kesinlikle cümle gelemez. Neden? To'dan sonra bir cümle zaten hayatı boyunca gelmemiştir İngilizce tarihi boyunca ve artık da gelmez. Nedir? To'dan sonra ya fiilin ing halini ya da isim halini isim kullanabilirsiniz. Mesela she is a very hardworking student. Biraz önceki örneğin bir benzeri. In addition to ne diyeceğim? Being very polite. Bakın. Kibar olmasına ek olarak o çalışkan bir öğrencidir. Bakın ne kullandım? ING kullandım. Niye be'ye geldi? Çünkü bu bir sıfat. Sıfatlar neyle kullanılır? Emizarla yani çekimsiz hali be ile kullanılır. ING nereye gelecek o zaman? Bir fiile gelecek. Yani ING olarak being olacak. Tamam. Peki ben bu cümleyi in addition that ile yapsaydım nasıl yapardım? In addition to değil de in addition that olsaydı. Arkadaşlar şuraya yazalım. In addition that olsaydı cümle gelmesi gerekiyordu değil mi? Cümle. Ama buradan sonra fiilin ing hali geliyor. Peki ben bu in addition to'yu kaldırdım. Hadi kaldıralım. Onun yerine in addition that yazayım. Ne olacak? Cümle mi gelecek? Evet, cümle gelecek. E peki özlem neymiş? She is very polite şeklinde. Tekrar ne yapıyorum? Cümlemi geri getiriyorum. Neden? Çünkü in addition that sizden bir cümle istiyor. Kesinlikle bir ing ya da verb noun istemiyor. Tamam? In addition that'ten sonra ne gelirmiş o zaman? Cümle. In addition that gibi kullanılabilecekler nelerdi biraz önce gördük? Moreover, furthermore, what's more diye toplam 6 tane zaten yazdım. Along with ve in addition that de söz konusu. Okay? O zaman anlamım neymiş? Dahasıymış. In addition to'dan sonra verb ing, diğerlerinden sonra ise cümlemin kendisi tamamen bir cümle gelmek durumunda. İkinci bölümümüz arkadaşlar contrasting bölümü. Contrasting conjunctions yani karşıt anlamlıları birleştiren bir bölüm. Karşıt anlamlı cümleleri birleştirir. Karşıt anlamlı cümleleri birleştirir. Biraz önce ne yaptım? Olumlu olumlu ya da olumsuz olumsuz kullandım. Şimdi ne yapacağım? Bir olumlu bir olumsuz alacağım. Bakın o yüzden benim nedir bağlaçlarım biraz şekil değiştirecek. Although, even though, though. Bakın although, although falan değil bu. Genelde öğrenci although der buna. Halbuki bu although, even though, bu da though. Bakın üçü de aynı anlamda, üçü de aynı kullanımda. Kesinlikle birbirlerinden farklı değiller. Hepsi birbirinin aynısı. Anlamları ise rağmen. Rağmen yani şunu yapmana rağmen şöyle oldu gibi cümleler yapacağız. Bunlar genellikle bilinenler. Bir de TOEFL ve KPDS'de çıkan az bilinenler var. Gelin onlara da bir göz atalım. Although, even though, though. KPDS'nin favori conjunction'ı yani favori bağlacı.
notwithstanding. Evet, aynı anlamda kesinlikle. Rağmen hiçbir şekilde farklı değil. Konuşmada kullanılıyor mu derseniz hayır, kullanılmıyor. Ama sınav İngilizcesi için notwithstanding nedir? Gerekli. Buna ek olarak although, even though, notwithstanding, in spite of the fact that... Ya da despite the fact that ile rağmenleri tamamlıyorum arkadaşlar. Bu kadar. Bunların hepsinin anlamı o zaman rağmen mi? Evet, rağmen. Bakın, although, even though, notwithstanding, in spite of the fact that, despite the fact that. Peki, bunların hepsinin anlamı rağmen. Bunlardan sonra ne kullanacağım? Cümle mi kullanırım, fiilin ing halini mi kullanırım? Cümle gibi görünüyor. Neden? Şurada benim ipuçlarım var. That var, değil mi? Bunlardan sonra arkadaşlar cümle gelir. Yani bunlardan sonra ne kullanacak mısınız? Cümle kullanacak mısınız? Anlamları farklı mı? Hayır, değil. Kesinlikle farklı. Değil. Üçü konuşma İngilizcesi, son üçü ise sınav İngilizcesinde kullanılır. Özellikle de KPDS'de. Diyelim ki çok ders çalışmama rağmen sınıfta kaldım. Bakın gayet klasik bir örnek ama aklınızda güzel klasik cümlelerle ne olur kalır. Çok ders çalışmama rağmen biz Türkçe'de ne yapıyoruz? İki tane cümlemizin gayet güzel arasına koyuyoruz. Çok mantıklı Türkçe'deki. Ancak İngilizce'deki biraz mantıksız. Bu rağmeni ben cümlenin başına alıyorum. Yani şu rağmenli cümlemi ne yapacağım? Rağmen kelimesini başa alacağım. Yani although nereye gidecek? Cümlenin başına. Although. Bakın. Çok ders çalışmama rağmen. Kim çalışıyor? Ben çalışıyorum. Although I. Çok çalışmama. Şu an mı çalışıyorum? Hayır. Bakın nereden anlıyorum? Zamanım geçmiş, değil mi? Although I studied hard. Değil mi? Çok çalışmama rağmen. Virgülümü kesinlikle koymak durumundayım. İngilizce'de imla kuralları aynı Türkçe'deki gibi çok önemlidir. Yani iki tane cümlem varsa araya virgül koymak durumundayım. Tamam? Although I studied hard. Sınıfta kalmak. I failed. Bakın fail. Başarısızlığa uğramak. I failed my class diye cümlemi bitirebilirim. Although I studied hard, I failed my class. Okay? Although neredeymiş? Cümlemin başında. Hangi cümlemin? Rağmenli cümlemin başına geliyor. Genellikle Türkçe ile uyumlu olarak düşünen öğrenciler bu hatayı nasıl yapıyorlar? Genellikle I studied hard, although I failed my class dedikleri için anlam tamamen ne oluyor? Ters oluyor. Diyorsunuz ki o zaman sınıfta kalmama rağmen çok çalıştım gibi bir anlam terse dönüyor. Kesinlikle yanlış oluyor. Tamam? Yani neyin anlamını veriyorsanız o cümlenin başına alacaksınız. Tamam? Diyelim ki diyette olmama rağmen dün tatlı yedim. Bakın. Ayırdım yine rağmenli cümlemi. Rağmen cümlenin ortasına mı gelecek? Hayır. Ortasına gelmeyecek. Neresine gelecek? Başına gelecek. Değil mi? Although kullanmak istemiyorum. Nasılsa benim 6-7 tane çeşidim var. Bu sefer even though kullanalım. Even though. Kim diyette? Ben. Değil mi? Although I. Hala diyette miyim? Evet diyetteyim ama tatlıyı dün yemişim. Nedir? Şu an hala diyette olduğum için geniş zaman. I am on a diet.
Bakın dedim ki şu an pardon diyette olmama rağmen geniş zaman diyette olmama rağmen dün tatlı yedim. Kim yedi? Yine ben yedim. I ate tatlı dessert dün. Bakın. Yesterday. I ate dessert yesterday deyip cümlemi bitiriyorum. Tatlı diyette olmama rağmen tatlı yedim. Nedir birbirleriyle? Zıt şeyler diyet ve tatlı bakın. Gayet birbirinden zıt. Yani bu olumluysa eğer diyet yapmak bu olumsuz. Ya da bu olumsuzsa bu olumlu bir şeydir. Aynı şekilde buraya bakarsanız ders çalışmak olumluysa sınıfta kalmak olumsuzdur. Kesinlikle iki olumluyu ya da iki olumsuzu oldu bağlayamaz. Neden? Bir olumlu bir olumlu olmak zorunda ki rağmen anlamını alsın. Tamam. Evet. Bir tane daha örneğimizi yapalım. Tatile gitmesine rağmen o dinlenemedi. Demek ki arkadaşlar çok yorulmuş. Ne yapmış? Tatile gitmiş ve dinlenememiş. Bakalım ne olacak? Rağmen diyeceğim yine cümlemin başına alacağım. Rağmen nedir? In spite of the fact that diyelim bu sefer. Hani şu sınavlarda kullanılan in spite of the fact that. Bakın daha sadece rağmen dedim. Bu kadar cümle yazdım ama gördüğünüz gibi sadece rağmen dedim. In spite of the fact that tatile gitmesi he geçmişte gitmiş bakın went on holiday değil mi? Go on holiday kalıbımızda. In spite of the fact that he went on holiday he dinlenemedi. Elinden gelmedi değil mi? Couldn't çok güzel. He couldn't listen sorry dinlenemedi. Rest. Okay. He couldn't rest deyip cümlemi bitiriyorum. Nedir? Tatile gitmesi olumlu ama dinlenememesi olumsuz olduğuna göre ne var? Birbirleriyle zıt olanlar ne bağlamış? In spite of the fact that. In spite of the fact that yerine ne kullanabilirim? Hadi gelin yazalım. Despite the fact that kullanabilirim. Ya da KPDS'nin favorisini yazalım. Notwithstanding. Bakın notwithstanding yazabilirim. Ya da although, even though olanlar yani günlük hayatımızda da kullanabileceklerimiz although, even though ve though'yu yazabilirim. Kesinlikle anlam farkı olmaz. Peki ben şu iki cümlenin yerini değiştirebilir miyim? O dinlenemedi. Tatile gitmesine rağmen diyebilir miyim? Derim. Yani şu iki cümlenin birbiriyle nasıl Türkçe'de yerini değiştirebiliyorsam İngilizce'de de gayet rahatlıkla değiştiririm. Nasıl olur? He couldn't rest in spite of the fact that he went on holiday diyebilirim. Tamam. Gelin onu da hemen bir yazalım. Daha açık olsun. He couldn't rest. Oldu öyle yazalım. O zaman virgülümüz yok arkadaşlar. Çünkü zaten bağlacımız ortada. Bir daha virgüle gerek yok. Although he went on holiday dedim. Ve cümlem bitti. He couldn't rest. Although he went on holiday. Okay? Cümlelerimizin yerini değiştirebiliyoruz. Evet, diğer bir konumuz aynı in addition to'dan sonra verb ing geldiği gibi şimdi de bakın arkadaşlar in spite of'tan sonra ve despite'tan sonra cümle gelemez diyeceğim. Ne gelir diyeceğim? Fiilin ing hali gelir diyeceğim. YDS'de çıkıyor mu? Evet, çıkıyor.
Çok da güzel. In spite of'tan sonra gayet cümleler koymuşlar. Kesinlikle cümle yok. Ne olur? Fiilin ing hali gelmek zorunda. Neden? Of'tan sonra zaten cümle gelemez değil mi? Of'tan sonra zaten fiilin ing hali gelmek durumunda. Bütün propozisyonlardan sonra fiil gelirse ing'li olmak zorundadır. Tamam? Propozisyon artı verb ing'dir yani genel mantık. Diyelim ki although she worked a lot, she couldn't promote. Bakın dedim ki çok çalışmasına rağmen ne dedim? Terfi edemedi. Bakın çok çalışmasına rağmen terfi edemedi. Promote'u daha önce söylemiştim. Terfi etmek. Şimdi ben bu cümlemi ne yapacağım? Although yerine in spite of'la kullanacağım. Although yerine in spite of yapmak istiyorum ben bunu. Nasıl yapacağım? In spite of ne istiyormuşuz? Fiilin ing halini istiyormuşum. Peki direkt working yazsam olur mu? Ne güzel olur. In spite of working a lot, she couldn't promote deyip cümlemi devam ettirebilirim. Anlam farkı var mı? Hayır yok. Cümle farkı var mı? Yok. Sadece fark olan nedir? In spite of sizden verb ing istiyor. Although sizden cümle istiyor. In spite of she working der misiniz? Hayır diyemezsiniz. In spite of she worked diyebilir misiniz? Hayır yine diyemezsiniz. Tamam? Yani in spite of ve despite sizden ing istiyor. In spite of yerine despite ta yazabilirsiniz arkadaşlar. In spite of ya da despite yazılabilir. Tamam? Diyelim ki dün eve erken gitmeme rağmen uyudum diyelim. Bakın dün eve erken gitmeme rağmen uyudum. Rağmeni hemen aşağı indirelim. Nedir? Although değil mi? Ya da bugün even though değil, even though kullanalım hadi. Even though kullandık. Kim gidiyor eve erken? Ben değil mi? I gitmek went. Nereye? Eve. Bakın went home, went to home, went işte ne bileyim başka bir şey in home, at home gibi şeyler kesinlikle almaz. Went home, go home yani kalıp. I went home erken. Bakın. Early. Ne dedim? Even though I went home early. Ne zaman? Yesterday. Uyudum. I slept dedim. Ve cümlem bitti. Tabi bu kadarla kurtulamıyorum. Ben sizden ne istiyorum? In spite of istiyorum değil mi? In spite of'lu bir cümle istiyorum. Çünkü sınavlarda da sizden bunları isteyecekler arkadaşlar. Hemen in spite of'lu halimizde yapalım. Ve diğer bir contrasting'imize geçelim. In spite of fiilimizin ing halini mi istiyorum? Evet fiilim nedir? Went. Went'ing mi? Hayır değil. Going değil mi? In spite of going home early diye cümlemin geri kalanı aynen gelir. In spite of'tan sonra fiil ing almak durumunda. Tamam. Peki ben desem ki yağmura rağmen dün eve yürüdüm. Bakın arkadaşlar herhangi bir şekilde cümle var mı? Kesinlikle yok. O zaman ne yapacağım? Despite ya da in spite of kullanacağım. Değil mi? Çünkü although kullanacak bir alanım yok. Çünkü cümlem de yok. Ve cümlem olmadığına göre ne kullanacağım? Despite ya da in spite of kullanacağım. O zaman ne kaldı geriye? Yağmur. Despite in spite of rain deyip cümlemi gayet kolaylıkla bitirebiliyorum.
Despite rain, dün eve yürüdüm. I walked. Nereye yürüdüm? Eve doğru. Bakın, to ya da towards. Bakın, aynı manada bu onun advanced'ı, yani üst düzey İngilizcesi. I walked to home. Ne zaman? Dün. Yesterday deyip bitiriyorum. Baştan alırsam, despite rain, I walked to home yesterday diyorum ve cümlem bitiyor. Diyelim ki dün seni görmeme rağmen seni özledim. Hadi diyelim. Dün seni görmeme rağmen seni özledim. Bakın nedir? Yine bileşik cümlem. Ne birleştirmiş? Rağmen birleştirmiş. Ne kullanalım bu sefer? Notwithstanding kullanalım. Notwithstanding kim görüyor? Ben. Bakın notwithstanding I. Kimi görüyorum? Seni. Bakın. I saw you. Ne zaman görmüşüm? Dün. Neydi? Notwithstanding I saw you yesterday. Seni özledim. I missed you dedim. Ve cümlemi bitirdim. Ne dedik? Notwithstanding I saw you yesterday, I missed you dedim. Miss yerine advance öğrencisi ne der? Long for der arkadaşlar. Long for özlemek demektir. Miss de benzerdir. Long for biraz daha nedir? Derecesi fazladır. Çok özlemek manasına gelir. Eğer long for'u da aşmak isterseniz, çok çok özlüyorsanız, o zaman crave for girer işin içine, ki o da çok özlemek anlamına gelir. Yani miss, long for, crave for dereceleri yükselerek ne yapıyor? Artarak aynı anlamı sahipler. Contrasting'imizin bir diğer bölümüne geçiyorum. D bölümümüz arkadaşlar biraz önceki aydı. However, başka, but, yet, still, nevertheless, nonetheless arkadaşlar. Ki bunların anlamları aslında amayla sınırlı ama gördüğünüz gibi siz sadece neyi biliyordunuz şu ana kadar? But, belki de however'ı biliyordunuz. Eklediğimiz yet, still, nevertheless, nonetheless ise nedir? Aynı anlama gelmekte. Bakın özellikle şurası ama anlamında, şu ikisi ise ama yine de manasına gelmektedir. Bakın. However, but, yet, still, ama, fakat, lakin aynı şey. Nevertheless, nonetheless, ama yine de diyerek biraz daha ne var? Vurgu söz konusu. Nevertheless ve nonetheless da. Okay? Yazıyoruz. Bunlar ise yine contrasting conjunction'a örnek. Örnekleyelim arkadaşlar. Amadan hiç farkları yok. But'ı nasıl kullanıyorsanız diğerlerini de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Sadece daha güzel bir İngilizce ve essaylerinizde, makalelerinizde çok daha güzel, çok daha etkileyici bir bağlaç takımı. Diyelim ki dün seni gördüm ancak sen beni fark etmedin. Fark etmedin. Fark etmek ne demek? Fark etmek. Hemen yazalım. Notice ya da
realize arkadaşlar. Notice ya da realize, bakın her ikisi de aynı anlamda. Bir de geçen upper'da öğrettiğimiz ne vardı? Farkında olmak vardı. O neydi? Be aware of'tu, değil mi? Güzel. Fark etmek, notice, realize. Upper'da size verilen be aware of ise farkında olmak manasına gelir. Farkları vardır tabii ki. Anlamları gizli. Okay. Dün seni gördüm ancak sen beni fark etmedin diyelim o zaman. İlk önce ne diyeceğim? Dün seni gördüm. Bakın, dün seni gördüm. I saw you dün. Yesterday. Ancak. But kullanmayalım artık, değil mi? But gitti artık. However kullanalım. However. Sen beni fark etmedin. Sen beni fark etmedin. You didn't notice, fark etmek, me, bakın beni. Ne dedim? I saw you yesterday. However, you didn't notice me. Neden fark etmediğini geçmiş zaman kullandım? Çünkü burada bir D var arkadaşlar. Notice'de fark etmek. Notice yerine realize kullanabilir miyim? Kullanırım. Gayet de güzel olur. Et bozulmuştu. Ancak yine de biz yedik. Ne yapmış? Et bozukmuş ama yine de yemişiz. Bakalım niye yemişiz? Et bozuktu arkadaşlar. Bozulmak. Yani ekşimek manasında bir yiyeceğin bozulması nedir? Go off. Yani elektriklerin kesilmesiyle benzer, aynı manadadır. Aslında go off'un ikinci anlamı da elektriklerin kesilmesiydi. Onu da upper'da size vermiştim. Bozulmak, bakın, go off yani nedir? Bir phrasal verb'tür arkadaşlar. Yani kalıplaşmış fiildir. Bir tane daha yazıyorum bozulmak size. Bir yiyeceğin bozulması yalnız. Öyle bir arabanın bozulması ya da asansörün bozulması değil. Sadece yiyeceğe ait. Perish arkadaşlar. Bu da yiyeceğin ekşimesi manasına gelir. Ki çok güzel de kullanılır. TOEFL'ın favori kelimelerinden. Et bozulmuştu diyeceğiz şimdi. Meat, bakın hangi zaman? Past perfect. Bakın mişti, mıştı, muştu arkadaşlar. Nedir bu past? Perfect'tir. Meat had gone off. Bakın et bozulmuştu dedim daha. Nedir gone off yerine kullanabileceğim? Perished diyebilir miyim? Derim. Çünkü onun sinonimi, değil mi? Eş anlamlısı. Meat had gone off. Ancak yine de, yani ama yine de nedir? Nevertheless, biz yedik. We ate it diye cümlemi bitiriyorum arkadaşlar. Meat had gone off. Nevertheless, we ate it dedim ve cümlem son buldu. Araya girdi bakın. Nevertheless, yani ancak. Nedir farklı olan? Rağmen cümlenin başına gidiyordu. Ancak ise aynı Türkçe gibi, Türkçe'ye uyumlu olarak cümlelerin yine arasında sabit kalıyor. Tamam? Bir diğer bölümümüz arkadaşlar, yine contrasting'e devam ediyorum. C bölümü. Whereas or else
otherwise. Whereas, or else, otherwise. Evet arkadaşlar, bunlar da YDS'de çıkabilen kelimeler arasında. Whereas, or else, oysa. Otherwise ise yoksa manasına gelir. Yine cümleleri bağlar. Kesinlikle contrasting'dir. Bir olumlu, bir olumsuz cümleleri yine bağlar arkadaşlar. Mesela diyelim ki take your umbrella. Ne dedim? Şemsiyeni al. Yoksa ıslanırsın diyeceğim tabii ki. Otherwise you ıslanabilirsin diyelim. You can get wet. Get wet arkadaşlar, ıslanmak. Take your umbrella, otherwise you can get wet. Arkadaşlar bakıyorsunuz, şemsiyeni al, yoksa ıslanabilirsin diyerek cümlemi ne yapıyorum? Aynı Türkçe'de kullanımı gibi iki cümleyi arasına gelir. O zaman buradan çıkaracağınız sonuç nedir? Sadece rağmenler cümlenin başına gidiyor Türkçeden farklı olarak. Diğerleri ise cümlelerin yine aralarına giriyor. Aynı Türkçedeki gibi. Oysa'ya bir örnek verirsek. Ben balık severim. Oysa babam sevmez diyelim. I like fish. Fishes diyebilir miyim? Fishes diyebilir miyim? Hayır diyemem çünkü fish uncountable'dır. Yani sayılamaz arkadaşlar. Bir balık, iki balık, üç balık sayamayız. Kilo ile sayarız değil mi balığı? O yüzden aynı şekilde fishes diye bir şey yok. I like fish whereas ya da or else değil mi? Aynı şey. Beni babam sevmez. Bakın ben seviyorum, babam sevmiyor. My dad, babacığım, doesn't like it. Bakın bir olumlu, benim balığı sevmem olumlu, babamın balığı sevmemesi olumsuz, bir olumlu bir olumsuz yine birbirine bağladı. Türkçeden kullanımı kesinlikle farklı değil. Oysa manasına geldiğine bakıyoruz. Ben balık severim, oysa babam sevmez diyorum ve iki cümlemi bağlıyor. O zaman kullanım olarak çok zor değil bunlar. Nedir o zaman zor olan bölüm? Bunların anlamlarını birer birer kullanarak öğrenmek. Bakın ezberlemek demiyorum. Kullanarak, cümle içinde kullanarak ne yapmak? Öğrenmek. Çünkü ezberlerseniz bir iki gün sonra ya da birkaç saat sonra unutabilirsiniz. Önemli olan onları cümle içinde kullanarak kendi bünyenize almaktır. Tamam? Yani anlamlarını bilin yeter. Whereas, or else, otherwise dedik. Diyelim ki beni Amerika'ya gidince ara, yoksa seni merak ederim. Yani endişelenirim manasına geliyor. Beni Amerika'ya gidince ara. İlk önce diyeceğim ara diyeceğim değil mi? Beni ara. Nedir ara? Call değil mi arkadaşlar? Bakın emir cümlesi. Emir cümlelerine nasıl başlarız? Direkt fiille başlarız değil mi? Hiçbir şekilde öznem söz konusu mu burada? Yok. Karşı tarafla sadece konuşuyorum ben. Beni gidince ara diyorum. İşte buraya gel diyorum. Oraya git diyorum. Ne var? Emir cümlesi var. Emir cümlesi olduğuna göre sadece fiilim var. Gayet basit. Call me. Bakın beni ara. Nereye gidince? Amerika'ya gidince. When you go to the USA. Beni ara dedim arkadaşlar. Seni merak ederim. Önce yoksa'mız var. Otherwise. Seni merak ederim. I will ya da sadece I worry about you diyorum.
Bakın, merak etmek worry anlamını alıyor. Böylelikle call me when you go to the USA, otherwise I will worry about you diyorum ve örneğimi bitiriyorum. Any problems? No problem. Okay. Bir diğer contrasting bölümümüz arkadaşlar. Contrasting bayağı bir bölümlü gördüğünüz gibi. Contrasting conjunctions. D bölümümüz ne var arkadaşlar? On the contrary. In contrast. Contrarily. On the other hand. Bakın bu on değil, bu on arkadaşlar. Ne o ne de a. İkisi arasında okuyorsunuz. Bu on the other hand değil, on the other hand'dir arkadaşlar. On the contrary, in contrast, contrarily, on the other hand. Bunların anlamlarına bakalım. Sadece şu farklı. On the contrary, in contrast, contrarily, aksi takdirde. Yani karşıt olarak anlamını da alır arkadaşlar. On the other hand ise diğer bir taraftan olarak kullanılır ve bunlardan sonra kesinlikle ne gelir? Cümle gelir. Mutlaka bunlardan sonra cümle kullanmak durumundayız. Neden? Zaten kesinlikle bir proposition söz konusu değil, değil mi? Herhangi bir edatım yoksa bunlardan sonra gayet rahatlıkla cümle gelebilir. Anlam neymiş? Karşıt olarak. En sonuncusunun anlamı neymiş? Diğer bir taraftan. Peki ben bunları nasıl kullanıyorum? Normal cümlelerimde kullanamıyorum. Nerede kullanacağım? Essay'lerde, yani makalelerde. Ne yaparken? Karşıt düşünceyi anlatırken kullanacağım. Diyelim ki bir makale yazıyoruz arkadaşlar. Bir makale yazıyoruz. İlk bölümümüz nedir? Introduction dediğimiz giriş bölümü arkadaşlar. İkinci bölümümüz nedir? Development dediğimiz, yani gelişme dediğimiz, body de denir arkadaşlar buna. Giriş, gelişme. Gelişme birkaç paragraftan oluşuyor. En son bölümümüz ise conclusion dediğimiz sonuç bölümü. Bu da sonuç bölümüdür arkadaşlar. Bakıyoruz şimdi introduction, giriş. Bir essay yazdık. Yazıyoruz ya da başladık. Ne yaptım? Diyelim ki İstanbul'da yaşamanın avantajları ve dezavantajları hakkında bir makale yazıyorum. Başladık. İlk önce sizin için İstanbul ne ifade ediyor? Yani ya da büyük şehir sizin için ne ifade ediyor? Onu yazıyorsunuz İlk giriş bölümünüzde. Hemen arkasından development, hangisini tercih ediyorsunuz? Avantajlarını diyelim ki. O zaman sizin karşınıza ne var? İki tane avantajları anlatacağınız development dediğimiz gelişme paragrafları var. Yani şurada avantajlarını, advantages, şurada ise disadvantages'ı anlatacaksınız. Yani dezavantajını anlatacaksınız. En son bölümünüz ise conclusion. Nereden geldim bu konuya? On the other hand'den, değil mi? Şimdi siz burada avantajlarını anlattınız. İki paragraf gayet güzel gidiyor. Sonra diyeceksiniz ki diğer bir deyişle ya da diğer bir taraftan bakarsak derseniz o zaman ne gerekecek bize? On the other hand gerekecek, değil mi? O zaman nerede kullanılıyormuş? Dezavantaj
ya da avantaj dediğimiz yani zıt düşüncenin nerede? Hemen başında, diğer bir taraftan demek istiyorsanız on the other hand ya da on the contrary ya da contrarily ya da in contrast diyebilirsiniz. Ve öyle kesinlikle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani karşıt düşünceyi bağlarken, ama bakın cümlelere değil bu sefer neyi bağlıyor? Paragrafları birbirine bağlıyor arkadaşlar ki gerçekten çok önemli. Bu da TOEFL'da karşınıza makale yazarken, yani writing bölümünde karşınıza çıkacak arkadaşlar. Mesela diyelim ki advantages'ı anlatıyorsunuz. Firstly dediniz, bir bağlaç. İlk olarak anlatıyorsunuz, devam ediyorsunuz. Dahası demek istiyorsunuz, ne dersiniz? Moreover, değil mi? Güzel. Hemen arkasından daha devam ediyorsunuz. Bir tane daha demek istediniz. Ne diyeceksiniz bu sefer? In addition that diyeyim bu sefer de. O zaman size ben bu bağlaçları niye anlatıyorum? Bir makale yazarken kullanacağınız bağlaçlar söz konusudur. Bağlaçlar sizin makalelerinizi süsler arkadaşlar. Ayrı ayrı cümleler yerine bağlaçlı birleşik cümleleri tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Hemen arkadaşlar, giving, result conjunctions'a da bir bakalım. Yani sonuç bildiren neler? Bağlaçlar. So, therefore, thereby, thus, hence arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birinci kurdan itibaren biz size neler öğrettik? So öğrettik arkadaşlar. Hep böylece, bundan dolayı, bu yüzden dediğim demek için so kullandık. Ama so'nun çok daha üst düzeyleri var. Nedir? Therefore, thereby, thus ve hence arkadaşlar. Tamamen aynı. Anlam olarak kesinlikle birbirlerinden farklı değiller. Sadece biraz daha üst düzey olduğu için tercih ediliyorlar. Nerede? Yine yeniliyorum. Makalelerde arkadaşlar. Ne kullanacaksınız? So'yu artık kaldırın. So'yu herkes kullanıyor. Artık siz bir therefore kullanın, bir thereby kullanın ya da daha da güzeli hence kullanın. Bakın. So, therefore, thereby, thus, hence. Aynısı. So'nun aynısı. Böylelikle anlamımız neymiş? Böylece anlamını alan kesinlikle nelerim? Bağlaçlarım. Bunlardan sonra ne gelirmiş? Cümle gelirmiş. Mutlaka cümle kullanacağız. Tamam. Sonuç bölümümün bir diğer bölümü arkadaşlar. As a result, to sum up. Nedir as a result? Sonuç olarak. To sum up nedir? Toparlarsak. Consequently, subsequently, finally, eventually gibi çoğaltmak mümkün. Hepsinin anlamı aynıdır. Nedir? Sonuç olaraktır. Ve nereye gelir arkadaşlar? Biraz önce yazdığım essay, yani makale bölümünün en son paragrafı, conclusion dediğimiz son bölümüne eklenebilir. Mesela bir tane daha eklersem sizin için. To conclude. Mesela conclusion. Mesela sonuç demekse conclude, bitirmek, yani sonlandırmak manasına gelir arkadaşlar. Bunlardan sonra ne gelir? Cümle mi gelir? Evet, cümle gelir. Bakın, as a result, to sum up, consequently, subsequently, finally, eventually ve to conclude'un anlamı da neymiş o zaman? Sonuç olarak ve makalemizin son paragrafına gelerek örneklerimizi çoğaltabiliriz. Okay? Did you have any problems? Okay. Thank you for listening to me. See you next lesson. Bye.